Airbus'un ana merkezine ben ilk defa 1996 yılına gittim. Gördüğünüz yerde kaç basın toplantısına katıldım? Vallahi ben de sayısını hatırlayamadım. Aslında uçak fabrikalarının teslimatına baktığımız zaman hangi hava yolları, hangi şirketler alıyor, dünyanın ekonomisinde de nerede büyüme var onları görebiliyorsunuz. Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Sabah erken kalktık, yollara düştük. Şu an İstanbul Havalimanı'ndayım. Bugün Fransa'ya, Toulouse kentine uçacağım. Toulouse Airbus'un ana merkezi, Fransa'daki en önemli merkez. Aynı zamanda tabii tüm dünya operasyonu kontrol ediliyor. Uzun zamandır Airbus'a gidememiştik. Şimdi Airbus'a doğru Türk Hava Yolları'nın TK-1803 sefer sayılı uçuşuyla birlikte yola çıkacağım. Ve arkasından tüm gelişmeleri, fabrikanın detayları, ertesi gün yapılacak olan basın toplantısı ve gelişmeleri sizlere aktaracağım. Uçağa binmek üzere kapıya geldik. A8B kapısına önden bir uçağın işlemlerin bitmesini bekliyoruz şu an. Bir taraftan da dışarıdan azıcık arkamdan görüyorsunuz sis var İstanbul Havalimanı'na. Airbus tabii iki büyük ana imalatçı var sivil sektörde. Biri Boeing Amerikan, diğeri de Avrupalı ortak Airbus. Airbus'un ana merkezine ben ilk defa 1996 yılına gittim. Henüz daha Turkish Aviation diye bir dergi çıkartıyorduk. Ve Türkiye'den bir davet olunca hemen gittim, vizemi aldım ve bu benim ilk yurt dışı seyahatim olacaktı. Haziran 1996'da büyük bir heyecanla Air France'da, o zaman Atatürk Havalimanı'ndan önce Paris Charles de Gaulle Havalimanı'na, oradan da aktarma yapıp Toulouse'a, güneye doğru uçtum. Benim için inanılmaz bir tecrübeydi çünkü ilk defa yurt dışına çıkmak, aktarma yapmak ve Fransızların da malum İngilizceleri çok iyi değil, oldukça zordu. Orada çok keyifli birkaç gün geçirdik. Toplantılar, Airbus'u gezdik, dolaştık. Heyecanla böyle neler oluyor, neler bitiyor onları takip ettik. Vallahi aradan nereden baksanız 28 yıl geçmiş. Yine böyle bir Airbus seyahati. Bakalım bu seyahatte neler çıkacak. Beraber izleyeceğiz. Şimdiki aşama uçuş, arkasından Toulouse'a ineceğiz. Bu arada tabii eskiden Toulouse'a ulaşmak çok zordu. Türk Hava Yolları direkt uçuşlara başladı. Bu direkt uçuşlar da bizim hani hiçbir aktarma yapmadan, başka hava yolunu kullanmadan gitmemizi sağlıyor. Bu da bizler için önemli bir avantaj. Evet, en son sizle havalimanı içerisinde anons çekmiştim. Arkasından işte Türk Hava Yolları'nın uçağına bindim. Herhangi böyle bir gecikme yoktu. Sabah epey bir sis vardı hatırlayacaksınız araç içi görüntülerinden. Fakat böyle operasyonu çok sarsan herhangi bir şey yoktu. Zamanında geldik, uçağımıza bindik. Tabii uçak Boeing 737-8 MAX. Yani Airbus'un
toplantısına da bir Boeing 737 hem de Max ile gelmek oldukça ilginç. İnşallah dönüşte 9 modeli gelir de denk geliriz. Bakalım orada farklı bir maceraya doğru atılırız. Uçuş gayet güzeldi. Şansıma yanımdaki koltuklar da boştu. Sabah işte normal kahvaltı ikramını aldık. İşlerim vardı, onları yaptım. Arkasından şöyle bir Alplerin üzerinden çok güzel manzaralar vardı. Onları da görmüş oldum. Yani baya böyle bir kar havası aldık. Malum bu yıl çok fazla, özellikle İstanbul'da kar yağmadı. İşlemlerimizi tamamladık. Havalimanından çıktım. Şu an otele doğru gidiyorum. Uçuş gayet güzeldi dediğim gibi. Ondan sonra Toulouse hattında doluluk da güzel. Epey bir boş yer çok azdı uçakta. Belki bir grup check-in yaptırmıştı muhtemel. Çünkü uçağın ön tarafı oldukça doluydu. Arkaya doğru böyle seyrek boş koltuklar vardı ama ben herhalde oldukça şanslıyım. Uçakta gelirken tabii çeşitli havayolu şirketlerinden de işte teknisyenler, pilotlar var. Muhtemel burada işte kurs görecekler veya uçak teslim alacaklar. Bunun gibi böyle Türkiye'den de bir trafik oluşturmuş durumda. Geldim, şimdi otele doğru geçiyorum. Bakalım ilerleyen dakikalarda neler olacak. Tabii bu otel hemen havalimanının yanında, Airbus tesislerine çok yakın. Odaya da girince şöyle bir uçak çizimiyle karşılıyor muhtemel. Tabii buraya gelenlerin çok önemli bir kısmı da havacılık sektöründe çalışıyor. Muhtemel bir 2. Dünya Savaşı uçağı acaba nedir diye şöyle bir bakıyorum ama çok fazla bilgi yok. Muhtemel Hellcat olabilir diye tahmin ediyorum. Bu sadece bir tahmin. Şöyle altına doğru bakınca Lightning, P-38 Lightning gerçekten çok enteresan bir uçaktır. Lightning'in de şöyle bir özelliği var, biliyorsunuz Lightning 2 F-35'in takma adı. Lightning 2'de ünlü Fransız yazar Saint-Exupéry'nin düştüğü uçak, bunun keşif modeli. Saint-Exupéry biliyorsunuz Küçük Prens başta olmak üzere Gece Uçuşu gibi çok güzel kitaplara imza atmış bir yazar. İkinci Dünya Savaşı'nda Fransa işgal olunca tekrar askeri pilotluk görevine geri dönüyor. Ve bir keşif uçuşu sırasında Akdeniz üzerine bir Falkhof 190 tarafından düşürülüyor. Ve tabii şöyle bir burada görüyorsunuz bir çizgi roman buraya konmuş. Çizgi roman, ben acaba bedava mıdır diye şöyle içine doğru bir baktım. Gerçekten Bucky Denny'nin çizimler gayet güzel. Şöyle bir sayfalarına bakıyoruz. Fakat tabii bakarken de şöyle bir not bırakırmış. Sevgili müşterimiz, bunu alırsanız sizden 25 euro ücret sizden alacağız. Çünkü girişte otelin gayet güzel kredi kartı bilgilerimizi almış durumdalar. Yani çıkarken bu gitmiş mi diye benim arkamdan muhtemel odaya bakacaklar ama çok hoş bir detay olmuş bunlar. Gördüğünüz yerde kaç basın toplantısına katıldım, vallahi ben de sayısını hatırlayamadım. Ama burası aslında Airbus uçaklarının Toulouse'da teslim edildiği nokta. Küçük bir terminal burası. Güvenliği var, pasaportu var. Havayolu şirketleriyle imalatçının veya finansal kiralamayı yapan leasing şirketlerinin görüşeceği odalar var. Çünkü sonuçta bu da bir ev almak, araba almak gibi para yatıyor. Bankalara, uluslararası bankalara, genellikle de Amerika'daki bankalar oluyor. Akşam üzeri buranın saatiyle o paranın yattığı hesapta görülüyor ve arkasından tabiri caizse aracın anahtarını verir gibi, uçağın anahtarını verir gibi teslimat töreni gerçekleştiriliyor. Bazen de sembolik olarak anahtar da verilmiyor değil. Burada tabii yolcuların, havayolu personelinin, bazen işte basın mensupları da bu tür teslimat uçuşlarına katılıyor. Tören yapılıyor ve arkasından köprüden, yolcu köprüsünden yürüyerek uçağa biniliyor ve uçuş gerçekleştiriliyor. Ben burada yıllar önce Airbus A380'in ilk yolcusu olmuştum. Sertifikasyon sonrasında gazetecilere özel bir uçuş yapılmıştı. O açıdan da bu binanın oldukça anıları bende mevcut. Bu binanın içerisinde yürürken tabii şöyle dışarı bakınca hemen A380 imalat attı. Artık Airbus A321 veya 20 serisi neoları üretiyorlar. Önünde Pegasus'un Airbus A321'i var, boyanmış. Muhtemel kısa süre içerisinde teslim edilecek bu uçak.
Bu açıdan da A380 imalat hattı artık A321 neolara ev sahipliği yapıyor. Teslimat süreçleri 5 ila 7 iş günü sürüyor. Burada havayolu şirketleri ekiplerini yolluyor. Tabii ekiplerin ihtiyaçları, bazen teknik problemler çıkıyor. Olayın finans tarafı, teknik tarafı, tecrübe uçuşları, bunlar gerçekten çok ciddi meseleler. Çünkü uçağı aldığınız zaman bütün sorumluluğu kabul ediyorsunuz. Ve bunlarla ilgili de herhangi bir yaptırım olmuyor. O yüzden uçak teslim almak gerçekten uzmanlık gerektiriyor. Şöyle de bir örnek vereyim. Bazen arka arkaya çok fazla uçak teslim alındığı zaman havayolu şirketleri buna ekip ayıramayabiliyor. Profesyonel şirketler de bu danışmanlığı çeşitli havayolu şirketlerine veriyor. Aslında uçak fabrikalarının teslimatına baktığımız zaman hangi havayolları, hangi şirketler alıyor, dünyanın ekonomisinde de nerede büyüme var onları görebiliyorsunuz. İşte arkamıza bakıyoruz. Air India, Hindistan Havayolları. Hemen yanında Indigo, biliyorsunuz Türk Havayolları'nda bir ortak uçuş anlaşmaları var. Onun yanında bir Air India daha var. Yani 3 tane Hintli şirket. Hemen öbür tarafında da British Airways'in A350'nin 1000 serisi, en uzun gövde. Bundan hatırlayacaksınız, Türk Hava Yolları da sipariş vermişti. Ve muhtemel bu uçakları Avustralya gibi yeni açılacak, 1 Mart'ta başlayacak noktalara kullanmayı hedefliyor. Muhtemel özel ek yakıt tanklarıyla kapasitenin arttırılması planlanacak gibi duruyor. Daha teknik konular, daha uçakların teslimatına bir süre daha var, birkaç yıl daha var. Bu süreç içerisinde belli olacak. Gezdiğimiz, dolaştığımız bu teslimat merkezi Eylül ayında açılmış. İşte Fransızlar o tasarım inceliklerini göstermişler. Ve Eylül ayından bu yana, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocağı da sayalım, 5 aylık dönem içerisinde 100 uçak teslim edilmiş. Vallahi en ucuz uçak tek koridorlu A320 Neo serisi. Onların da fiyatları tanesinin 100 milyon dolardan aşağı değil. A350'ye baktığınız zaman 400 milyon dolarlara çıkıyor. İşte görün havacılığın cirosunun büyüklüğünü ve etkilerini. Bir Airbus'u anlatıyorum, size anlatıyorum. Buraya geliş nedenimiz Airbus'un 2023 sonuçlarının değerlendirileceği bir toplantı. Burada dünyada az sayıda havacılık editörünün katıldığı özel bir toplantıdayız. Burası da aynı zamanda Airbus'un üniversitesi, kampüsü. Çünkü bir taraftan mühendis, pilot veya teknik ekip yetiştirmek zorundasınız. Nasıl Türkiye'de örneğin TUSAŞ, TEİ, Aselsan, Roketsan, Havelsan gibi öncü kuruluşlar personel yetiştiriyorsa Airbus için de aynı durum söz konusu. Çünkü havacılık yüksek nitelikli personel istiyor. Şöyle isterseniz toplantı başlamadan ben biraz özetleri geçmek istiyorum. 2023 aslında salgın sonrasında sektörün yaralarını sardığı önemli bir yıldı. Ve burada da tabii ki Airbus son raporunda da 735 uçak siparişini teslim etmiş, üretip vermiş. Vermek demek parayı kasaya koymak anlamına geliyor. Çok ciddi, rekor bir miktarda bir sayı. Ve buradan tabii normalde %50-50 bir pazar payı vardı eskiden Airbus'la Boeing'in. Airbus bunları %60'ın üzerine çıkarmış durumda. İşte Boeing'in yaşadığı 737 Max krizi, 787'nin üretim hattınıyla ilgili problemler. Bunlar her imalatçının başına gelebilir. Ama tabii havacılık bu. Her an bir şey çıkabiliyor. Şöyle Airbus'un 2023 rakamlarına baktığımız zaman 65.4 milyar euroluk bir ciro. Yani burada 2023 hedeflerine şirket ulaştığını ifade ediyor ve 2024'e daha umutla bakıyor. Burada tabii biraz sonra bizlere neler yapıldı, neler hedefleniyor, daha detaylı bilgiler verilecek ama alınan tabii sipariş miktarını da söylemek istiyorum ben. 2023'te Airbus'un sivil yolcu uçağı satışları 186.5 milyar euroya çıkmış durumda. Hani topladığınız zaman bir bakalım, bir hesaplayalım. Türkiye ekonomisinin yüzde kaçı veya bizim ihracatın yüzde kaçı, ama şöyle karşılaştırma açısından vereyim. Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatı 2023'te 5 milyar doların üzerine ilk defa çıktı. Bir tarafta 5 küsür milyar dolar, diğer tarafta da 186 milyar euro. Gerçekten hani havacılıkta cirolar çok çok büyük. Bunun için iyi çalışmak gerekiyor. Basın toplantısını izledik. Gerçekten Airbus farklı sonuçlarını burada belirtti. Ama ben buradan hissettiğim şuydu. 2023 aslında Boeing'le rekabet açısından Airbus'un adeta bir zafer yılı. Bunda da özellikle CEO açıklamalarında tam olarak bu kelimeleri kullanmasa da üzerine rakamlar olarak çok ciddi bir şekilde basmış durumda.
Tabii ki sorulan soruların başında özellikle A320 Neo tek koridorlu uçak pazarında çok ciddi bir başarıya ulaştı Airbus. Bu modelin farklı bir versiyonu olan A321 XLR modeli üzerine çok soru geldi ve çok dikkat etti gazeteciler bu konuya. Bu uçak tek koridorlu ek yakıt tanklarıyla 8-9 saat uçabilecek bir kapasiteye sahip olacak. Yani şöyle düşünün, düşük maliyetli bir havayolu şirketi bu uçağı örneğin Avrupa'dan alıp Amerika Birleşik Devletleri'ne veya Türkiye'den düşünün 8-9 saatle Uzak Doğu'nun sınırlarına doğru geliyorsunuz ve bunu tek koridorlu bir uçakla yapıyorsunuz. Sertifikasyon açısından test uçuşlarını Airbus tamamlamış, bilgiler, dokümanlar hazırlanıyor. Bunları havacılık otoriteleriyle paylaşacaklar ve muhtemel uçağın teslimatı da yılın 3. çeyreği yani muhtemel yazdan sonra başlayacak ve şu ana kadar da bu uçakla ilgili 550 sipariş almış Airbus. Tabii çevre çok önemli bir konu. Ben uçak imalatçılarının gelecek nesil motorlar konusunda işte hidrojen mi olacak, farklı teknikler mi kullanılacak? Bunlarla ilgili çok yoğun bir çalışma var. Belki çok büyük uçaklar yine normal jet A1 ile uçmaya devam edecek ama daha tek koridorlu uçaklar için hidrojen çok önemli bir alternatif. O konuyla ilgili 2035'te hidrojenin çıkacağını belirtti. Bunun için A380 test uçağı olarak kullanılıyor ve böyle bir teknolojinin geliştirilen motorun ve yakıt sistemlerinin ilk olarak A320 gibi bir uçak üzerinde ortaya çıkacağını Airbus'un CEO'su bu röportaj sırasında değindi. Ağırlıklı olarak sivil yolcu uçakları konusunda bilgiler verildi. Askeri olarak A400M konusu, malum Türkiye 10 uçak teslim aldı, bu sayıların ihtiyaç artıyor, arttırmak lazım. Çok büyük bir sipariş görmediklerini ama gelecek daha ufak siparişlerle programın devam ettiğini ifade etti. Benzer bir şekilde bizim hava kuvvetlerinde de kullanılan CN-235'lerin daha uzun versiyonu C-295 ile ilgili yeni siparişler beklediklerini ifade etti. İspanya önemli bir miktarda sipariş vermişti ve tabii ki helikopter pazarında da çalışmaların devam ettiğini Airbus'un başkanı söyledi. Ben tekrar olarak rakamları size toplamak gerekirse Türkiye'nin 2023 ihracatı 230 milyar dolar. Airbus'un yaklaşık işte 65.4 milyar dolar, o da yaklaşık 70 milyar dolara yakın. Yani Türkiye ekonomisinin ihracat değerinin 3'te 1'i boyutunda Airbus'un yıllık cirosu. Bu gerçekten çok ciddi bir rakam. Bizim savunma ve havacılık ihracatımız biraz 5 milyarın üzerinde. Bu nedenden dolayı bir uçak üretiyorsunuz, bir mühimmat yapıyorsunuz, uydu yapıyorsunuz, İHA yapıyorsunuz, helikopter tasarlıyorsunuz. Bunlar toplanıyor. Değer olarak çok yüksek bir rakam. Sadece bunu satmakla da bitmiyor. Bir helikopterin, uçağın ömrü nereden baksanız 20 yıl, 30 yıl, şimdi bakıyorsunuz 50 yıla giden hava araçları var. Bu dönem içerisinde sürekli o alan ülke karşı tarafla, üreticiyle irtibat halinde. Yani yedek parça alıyor, bir modifikasyon yapıldığı zaman mühendislik açıdan irtibat içerisinde olmak, ondan izin almak zorunda. Bunlar gerçekten uzun vadeli ilişkiler ve tabii ki bu da para anlamına geliyor. Bizim bu sektörlere gerçekten belirli konulara, önüne alabileceğimiz sistemlere, rekabet edebileceğimiz konulara iyi odaklanmamız, iyi çalışmamız, iyi ürünler çıkartmamız gerekiyor. O zaman bu konuyla ilgili ekmek yiyebileceğiz, iyi insanları istihdam edeceğiz, gelişmiş bu konudaki tecrübeli insanları ülkemizde tutabileceğiz. Bunlar gerçekten önemli konular. Bu açıdan buralara odaklanmak gerekiyor. Şimdi bu videomuzda şöyle bir dolaştık azıcık. Sabah evden çıkışım uçuş vlog tarzında oldu. Airbus'u biraz dolaştık. Buralarda neler oluyor, neler bitiyor size dilim döndüğünce açıklamaya çalıştım. Ben de uzun yıllar sonra Airbus'a tekrar geldim. Açıkçası Toulouse'u özlemişim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz bu videoyu lütfen abone olun. Bana sorularınızı yorum yazarak iletin. Ne kadar çok yorum yazılırsa bir video o kadar çok etkileşim alıyor. Bizler açısından önemli konu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.